Hazır mıyım? Ne için? Ay! Bu alışveriş değil, bu hırsızlık. Yani? Ben kötü adamım. Uzaktan kumandaları topla bakalım. Ay! 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 Aynen böyle işte. İşte oradalar. Benim bir fikrim var. Eğer laboratuvara yaklaşabilirsek kendimi kamufle eder, içeri girer ve Romeo'nun kumandasını alabilirim. Harika plan. Ama benim daha iyi bir planım var. Baykuş kıza yaklaşırım, sen de zıplayıp onu aşağı çekersin. Hı? Zıplamak mı? Ama ben senin kadar iyi zıplayamam ki. Kertenkele, lider ben olduğuma göre kontrol de bende. Yardım edin! Merak etme Baykuş kız, geliyorum. Yapışkanımı deveden çıkarsam iyi olacak. Sana iyi zıplayamam demiştim. Planımı uygulayacak kadar becerikli olmaman senin suçun değil. Şimdi hemen yeni bir plan yaparım, merak etme. Hadi bakalım, kumandaları bana ver kuş kafa. Biraz dinlenebilirsin. Asıl planım için tam zamanında geldiniz. Asıl plan mı? Aynen öyle. Bu her seferinde sadece tek bir kişiyi kumanda ediyor. Bu çalıntı parçaları kullanıp büyük radikal Romeo kumandası yapacağım ve çanak antenle ekstra güç vereceğim ona. O zaman bütün şehri tek dokunuşla kumanda edebileceğim. Laboratuvara çanak anten mi sokacaksın? Ben değil, şapşık kedi. Öyle bir şeyi asla yapmam. Evet yaparsın. Tamam, kedi çocuğu gıdıklamayı bırakırsan istediğin her şeyi yaparız. Korkak kedi ve kuş kafa, uydu kulesini yapmaya başlayın hemen. Siz burada çalışırken ben de radikal Rome... O kadar küçük değilim ve hala lideriniz olabilirim. Hadi gidelim. Olamaz, bu tam bir felaket. En iyisi ben kullanayım. Ne dersin? Merak etme kedi çocuk. Seni eski haline döndüreceğiz. Bir plan yapmalıyız. Benim planım var. Gece ninjası ve Romeo'nun etrafında hızla dolaşıp başını döndüreceğiz. Sonra ben de küçültücüyü yakalayacağım. Ama küçültücü çok büyük. Ve sen de bayağı... küçüksün. Bir şey olmaz. Sırf boyun biraz kısaldı diye böyle şeyler yapamayacak değilim. Hadi gidelim. Ne demek elimizden kaçırdık? Söyleyin, pijama askeriler nerede? Hadi başlarını döndürelim. Ne? Çekil önümden şaşkın ninja. Sen kime şaşkın diyorsun koca kafalı? Woohoo, evet. Ne? Harika kedi çocuk küçültücüyle sörf yapıyor. Ve ben de küçülseydim işte onu. Daha da küçüldüm oğlum. Küçültücüyü götürün. Durun, kedi çocuk nerede? Süper baykuş gözü. Kedi çocuk. Neler oldu? Hep benim hatam. Küçülünce bir işe yaramayacağımı bilmem gerekirdi. İşe yaramaz değilsin. Hala piyano uyup küçültücüyü ondan geri alabilirsin. Nasıl? Çok küçüğüm. Bu tören benim olacak güveler. O balonları çalacağız ve tören kraliçesi ben olacağım. Şimdi bağırın ayın güzel böcekleri. Kuş tüyü aşkına, neler oluyor? Seni tören yerine bir an önce götüreceğim. Ne? Yaptınız pijama zavallılar. Bu da ne böyle? Ben dev kertenkeleyim. Balonları almanı engelleyeceğim. Özellikle kertenkeleyi. O en sevdiğim çünkü. Hayatta olmaz. Hepsini aldığım zaman ay geçit törenimi düzenleyeceğim ve caddede herkesle birlikte yürüyeceğim. Yakala.
Yapmayın güveler. Be! Bugünlerde insana kimse yardım etmiyor. Ay Kaykaya! Güveler, şuradakileri gelin alın ve beni takip edin. Hadi ama, gelip alsanıza. Nedense hiç çaba sarf etmiyorsunuz. Herkesi uyandırıp bunu görmesini engellemeliyiz. Ama merak etmeyin, bir planım var. Bekle, benim de var ve kocaman. Kertenkele, ne yapıyorsun? Tabii ki kutuyu büyütüyorum. Eğer yeterince büyük olursa ay kızını ve güveleri içinde tutabiliriz. Olamaz. Evet. Çabuk ol kertenkele, küçült. Merak etmeyin, sonra düzeltirim. Çöp kutusunu biraz daha büyütmem gerekiyor. Dikkat edin. Bu robotlar baykuş kızla kertenkelenin gücünü mü aldı yani? Daha da iyisi. İzle şimdi. Daha güçlüler. Bu haksızlık. Seni uyarmıştım kedicik. Bu güçleri sağlayacak bilgisayarı yapmam yıllar sürdü. Ama şimdi robotlarım yenilmez oldu. Aynı benim gibi. Kuyruğum donuyor. Geçici bir etkidir. Ama seni kafese tıkmama yeter bu. Sıra sende robot kertenkele. Robotlar, yakalayın ve sonra devre kartımı geri getirin. Kuyruğumu hissedebiliyorum. Otopilot. Eğlenceliymiş. Yakalayın. Şu an oyun vakti değil. Çekil önümden. Göremiyorum. Kedi arabası. İkiye bir. Benim gibi bir kahraman için kolay. Dayanın biraz Greg Abaya. İnanılmaz kedi çocuk sizi kurtaracak. Süper hızlı kedi. Eminim kedi çocuk arkadaşlarını kurtarmaya gelecektir. Gözünüzü dört açın. Bakın, kedi çocuğun arabasını almışlar. Acaba onu ne yapıyorlar? Yardımımızı kabul etmesi gerekirdi. Güçlerimiz olmasa da bir şey yapabilirdik. Ama kafesteyken hiçbir şey yapamayız. Bana tokanı ver de şu kapıyı açmaya çalışayım. Hadi çıkalım artık. Yetişemiyorum. Yer çekimine karşı gelmek için uçmayı denesene. Gücüm kontrol etmeye yetmiyor. Gücüm askerlerin biri gitti. Şimdi geriye sadece ikisi kaldı. Romeo'yu yenip baykuş kızı kurtarmalıyız. Ben peşinden giderim. Sen de baykuş kızı kurtar. Süper sıçrayan kedi. Güçlerim yetmiyor ki. Düşün kertenkele. Baykuş kız gibi uçamıyorum. Ama belki kedi çocuk gibi zıplayabilirim. Ama ben bir sürüngenim. Kedi gibi sıçrayamam ki. Ama kedi arabası sıçrayabilir. Baykuş kızın üzerinden sıçrar, arabanın içine çeker ve onu yakalarım. Bu kalemun aşkına. Hadi gidelim. Sıçra. Elimi tut baykuş kız. Kaçabilirsin ama saklanamazsın sinir bozma. Ne? Sen bunu... Neyse önemli değil. Kersenkele seni aşağı çekiyor. Sizi alabilirim. Süper sıçrayan kedi. Yakaladım. Şimdi sen baykuş kız. Hayır korkak kedi. Şimdi sen. Kedi çocuk geliyorum. Hayır ben geliyorum. İki pijama askeri havada. Şimdi bir tane kaldı. Merkezinizi de zapladıktan sonra... Bir zaplamayla aya kadar gider. Kertenkele, bizi aşağı indirmen lazım. Hadi. Ama ben ne yapacağım ki? Zıplayamıyorum da, uçamıyorum da.
Peki ikisi aynı anda olursa arabayla sıçrayıp havadaki yaprakları alırım. Denemeye değer. Süper güçlü kertenkele. Evet, başardım. İşe yaradı. Harika. Peki şimdi ne olacak? O kadarını düşünmemiştim. Hadi kertenkele, Romeo'yu biz hallederiz. Sen makineyle ilgilen. Lütfen muhteşem dahi Romeo. Vay inanılmaz deha, süper zeka. Dünyanın en zekisi. Kertenkelenin sesini alabilir miyiz? Bizim için çok önemli. Süper zeka mı? Aynı beni anlattınız siz. Evet. Sen dünyadaki en zeki kötüsün. Evet. Seni yenmemiz asla mümkün değil. Yarın başka bir şiir denersin. Yeni bir şiir. Ha! Bu bir hile tabii ya. Romeo, senin zekana yetişemeyiz. Kedi bıyığı aşkına kertenkele, sen böyle yenilmezdin. Durun biraz. Yarın şiir okumamak için mi yapıyorsun yoksa? Hadi Romeo'yu bulalım artık. Zavallı kertenkeleyi seviyorum ben. Romeo en iyisidir. Katılıyorum. Dünyanın en büyük mucididir. Öyleyim tabii ki. Ve çok havalıdır. Aa kertenkele, ne güzel konuşuyorsun. Dünyayı kim kurtarabilir ki? Romeo. En yakışıklı çocuk kim? Romeo. Merak etme kertenkele, onu susturacağız. Benim bir planım var. Şimdi havalanacağım. Kedi arabasından beni koruyun. Tamam. Kim asla yenilmez? Romeo. Kim nedir en güzel ayak? Romeo'da. Bu okulda şiir okumaktan bile kötü. Öyle değil mi? Bakın kedi bize ne getirmiş. Yapma seni deli kedi. Şimdi iniyoruz. Saçmalıyorsun, çakılacaksın. Tabii numara değilse kim numara bu? Ay! Çocuklar kafamızı toparlayıp birbirimize yardım etmeliyiz. Tamam, şimdi sağa kır. Hayır, düz git. Biraz daha mı sakarlık istiyorsunuz pijama maskeliler? Bana kalırsa bu kadarı size yeter. Başka bir plan bulalım. Artık kontrolden çıktı, gidelim hadi. Kaçarken bile çok sakarız. Ne? Hayır, git buradan deli araba seni. Hayır! Hayır! Kendi ışının bana geldi. Artık sen de sakar oldun Romeo. Herkesin sakarlığını düzeltmelisin. Hayatta olmaz. Ben belki düşüp duracağım. Ayakta duramayacağım. Sakar parmak olacağım. Ama asla sakarlık ışınımı yok etmeyeceğim. Demek ki ışını yok edince sakarlığımız geçecek. Hayır, öyle demek istemedim ben. Çok geç. Bize her şeyi söyledin Romeo. Siz çok sakarsınız. Bakın nasıl kaçıyorum buradan. Buradan, hayır, soldan. Hayır, ne diyorsam onu yap. Sakar laboratuvar. Romeo kaçamayacak kadar sakar. Ama bu halde biz onu nasıl durduracağız? Buldum. Sakar olmamaya çalıştığımızda daha sakar oluyoruz. Kaza bile yapıyoruz. Doğru. Yani sakarlığımızı kullanmalıyız. Dönüp düşeceğiz, yürüyemeyeceğiz, sakar parmaklı olacağız. Sakarlık gücü gibi. Sürüngenler aşkına. Ama laboratuvar gerçekten çok sakar. Zamanlamayı iyi tutturmamız gerek. Hey! Hiç ray yok. Treni şimdi nasıl bulacağız peki? Bay kuş gözü. İleride bir şey görüyorum. Hızlı bir şey. Evet, işte bu. O tren. Bak,
Hızlı olduğunu söylemiştim. Bakalım kullanan kimmiş? Romeo! Aa, nasılsınız bakalım maskeliler? Ama demin laboratuvarındaydın. O ben değilim ki. Laboratuvarı kullanan kimse yok. İşe yaramaz şey bozulup kendi kendine uçmuş. Neyse ki bu tren sayesinde onu yakalayabilirim ben. İyi ama bu raylar nereden geliyor? Kolay. Yeni icadım sayesinde. Ray döşeyici. Her yere ray döşüyor. Vay canına, bu çok havalıymış. Asıl havalı olan yanı arka taraftan da rayları topluyor olması. Ama Romeo, trene ihtiyacın yok ki. Laboratuvarını biz yakalarız. Ha, laboratuvarı yakalayınca treni vermeyeceğim ki. İmkansız. Laboratuvardaki aletlerimle bu treni daha da hızlandırabilirim ben. Aha, dünyanın en hızlı kötüsü olacağım. Hoşça kalın maskeliler. Görünüşe göre tren kaçtı. Laboratuvarı yakalayıp sonra da treni daha tehlikeli hale getirmesini engellememiz gerekiyor. Anlaşıldı Bay Kuş Kız. Bekle, geliyoruz Romeo. Otopilot. Ninja Lino'lar. Ama niye spor yapıyorlar? Eminim çaldıkları kupayla bir ilgisi vardır. Kedi arabasına. Muhteşem çocuk kupasını aldığını biliyoruz ve onu hemen geri ver. Tabii ki pijaz zavallılar. Ama beni 3 yarışta geçeceksiniz önce. En fazla yarışı kazanan kupayı da götürür. Ama ben kazanacağım çünkü en iyisi benim. Olamaz. Beni kimse yenemez. Ben kedi çocuğum ve geceleri en hızlı ben olurum. O zaman muhteşem mücadele kupasına hoş geldin. Burada ben, gece ninjası, kabusların görebileceği en harika yarışçıyım. Ay kızımı... Sen ne istiyorsun bakalım? Kötü bir yarışa kötü bir hakem gerekir diye düşünmüştüm. Benim gibi. Bir kötü daha. Hakem mi? Olamaz. Onun kazanmasını sağlayacak. Aa, orası doğru. İşinize geliyorsa pijaz zavallılar. Biz varız. Ha? Benim hızımla o kadar öne geçeceğiz ki Ay Kızı bile kazandığımızı kabul edecek. Harika. Bu arada nerede şu kupa? Görmeyi çok istiyorum gerçekten. Şimdi olmaz. Ama ben kazandıktan sonra bol bol bakarsın canım benim. O kupayı bulmalıyız Güve. Eminim çok parlak ve güzeldir. Ve güzel parlak şeyler benim olmalı. İlk yarışımızda her yarışçı bitiş çizgisine kadar yumurta taşıyacak. Hem de kaşıkta. Ha? Hey! En kötü yarışçı kazansın. Baykuş Kız? Galiba Baykuş Kız'ın buna vakti yok kertenkele. Onun yerine kedi arabasını alalım. Baykuş Kız! Flossy Flash hareketlerimi yapmak için sabırsızlanıyorum. Güzel sanıyorsun değil mi tek boynuzlu at? Ama daha güzel birini tanıyorum. Ha! Yakında resmim her yerde olacak. Önce şu kitaplardan başlayalım. Çok yakışıklısınız efendim. Herkes sizin büyüklüğünüzü anlayacak. Elbette. Gerçi başka şansları da yok. Şimdi biraz daha kitap bulalım. Romeo nerede? Baykuş gözlerini kullanıp onu arasana Baykuş Kız. Gerek yok kertenkele. Onun yerine Flossy Flash gücümü kullanacağım. Flossy Flash düşün bul gücü. Flossy Flash düşün, buldun mu? Evet. İnsanların nerede olduğunu buluyorsun. Hem de sadece düşünerek.
Ama bu çizgi romanlarda olmuyor muydu? Kedi kulaklarım bir ses yakaladı. Bu Romeo'nun sesi. Tebrikler benim metal robotum. Pijama öskeliler. İnanamıyorum, bu Romeo. Neden kitaplarımızı mahvediyorsun? Okumak çok güzeldi. Hayır değildir. Ben bunu hiç sevmem. Sadece kendi resimlerime bakmayı severim. Ne? Eğlenceli bir şeyler okumaya çalış. Mesela Flossy Flash kitabım gibi. Bu imkansız. Çabuk kurtul şunlardan robot. Bir tuhaflık var. Pek sayılmaz. Durun, işte. Baykuş diyor aşkına. Bu Romeo'nun robotu ve yanında da kaydırak var. Anlaşılan öyle. Kedi arabasına. İşte orada. Pijam maskeliler. Usta Fen kavgaya hazır. Uçan tekme Maggie'de. Ama hayya. Pes et Romeo. Artık kaçış yok. Kaçmak istemiyorum ki ben. Evet, bence de. Dur. Ne? Bu da ne? Merhaba, ben Robert. Bu zavallılara çok nazik davranma. Ama iyi görünüyorlar. Bu benim son icadım. En yeni ve en gelişmiş robot dostum. Bütün kötülüklerimde bana yardım edecek. Oyun bahçesinin eşyalarına ne yaptın söyle. Ben yapmadım ki. Ona niye sormuyorsunuz? Bu robot oyun bahçesindeki kayıp eşyalardan yapılmış. Hepsi aslında orada. Eski robotun yeni robot mu yapıyor yani? Neden başka robot yapmak istesin ki? Bilmiyorum. Birkaç vidası eksik galiba. Dediklerimi asla dinlemiyor. Bu tam da Fenk ve uçan tekmeye göre bir iş. Hadi gidelim. Ama... Usta Feng'in yok edici yumruğu adına hemen dur. Tabii ölümcül tekmemi istiyorsan o başka dostum. Kertenkele? Önce ısınsaydım keşke. Oyun bahçesinin eşyalarını bize derhal geri ver. Olumsuz yeni robot benim arkadaşım. Tekme, robot kaçıyor. Gidelim Usta Feng. Çocuklar bekleyin, yavaş olun. Kedi arabasına. Dur kedi çocuk, önce özür dile. Oo, yani müzede seni korkuttuğum için mi? Pekala, özür dilerim. Hadi gidelim. Baykuş kız hadi. Bu kadar mı? İçten bir özür dileyiş bile değildi. Tamam, Baykuş kız. Gözlerinle Romeo'yu bul hadi. Bulacağım. Ama önce özür dileyeceksin. Özür mü? Ama zaten ben... Çocuklar. Tamam, özür dilerim. Ve? Çocuklar. Şimdi lütfen Romeo'yu bul. Pterodaktil. Baykuş kanadı aşkına. Bakın ne kadar da korkunç bir dinozormuş bu. Romeo. Kusura bakmayın. Yoksa robot pterodaktilimle sizi korkuttum mu? Yün yumağı aşkına. Ben en iyisiyim. Başka kim bir dinozor çalıp sonra da onu uçurabilir ki? He? Düşünsenize. Ama bunu yapmamalısın. Hadi onu geri ver. Olmaz. Önce insanları korkutmalıyım. Sonra müzeden diğer dinozorları alıp dünyayı ele geçirene dek herkesi korkutacağım. Seni durduracağız Romeo. Öyle mi? Durdur da görelim. Küçük pisiciyi fena korkuttuk. O zaman şimdi uç, uç, uç. Ay kızını ilk bulan kazanır. Kazanır mı? Evet, ben kazanacağım. Tamam Baykuş kız, eğlenceli olacak. Şimdi gidelim. Pijam askeriler, kedi arabasına.
Tamam. Kedi kulakları. Evet. 9 canım üstüne bahse girerim. Ay kızı burada. Bay kuş gözü. Ben kazandım. İlk ben duydum ve ben kazandım. İkiniz de uzatmayın artık çocuklar. İkiniz de buldunuz. Yani berabere. Hayır olmaz. Yarışmamız gerek. Buldum. Binanın en üstüne ilk çıkan kazanır. Şu an yarışmamıza gerçekten gerek var mı? Kertenkele haklı. Ve zaten gerek de yok. Süper kedi hızımla kolayca kazanabilirim. Hiç de bile kedi çocuk. Benim süper baykuş kanatlarım daha hızlı. Kolayca yenerim seni. Ne? Hiç sanmıyorum. O zaman nasılmış seyret bakalım. Yeniden. Süper baykuş kanadı. Bir panter kadar çevik kedi çocuk çatıya çıkıyor ve... Baykuşu bıyık farkıyla yeniyor. Of ya, ilk ben gelmiştim. Hiç de bile. Kim kazandıysa kazandı. Ay kızının ne yaptığını bulmamız gerek. Şşşt, eğilin. Düdük ay kızının elinde. Güveler, ikiye ayrılın. Hazır, bekle. Güveler, hizaya girin. Çabuk olun. Zavallıları asla istemiyorum yanımda. Hadi pijama maskeliler. Beraber kedi arabasına. Geçit töreni alanına gidelim. Kötüler her zaman suç mahalline döner. Evet, davulumu kötü biri çalmış olmalı. O olmadan geçit törenine önderlik yapamam. Gece ninjası. Ve davulum. Geçit törenini mahvetmiyor. Gece ninjası geçit törenine dönüştürüyor. Pijama askeliler, bize katıldığınıza çok sevindim. Ninjalinolar. Nerede kalmıştım bakayım? Aa evet. Siz geçit töreni yapmayı bildiğinizi mi sanıyorsunuz? Evet. Ama bilmiyorsunuz. Parlak renkler, neşeli müzikler. Size nasıl yapıldığını göstereyim de görün. Hayya! Ve... Durun. Sürüngenler aşkına. Hey gece ninjası, bizim geçit törenine katılsana. Evet, hep birlikte çok güzel olur. Unutun bunu. Bu benim geçit törenim, o kadar. Hiç kimseye kedi çocuk kadar iyi önderlik yapamazsın. Evet, göster kendini kedi çocuk. Eminim ninjalinolar da peşinden gelir. Davulum olmadan mı? Ya her şeyi yine mahvedersem? Bunu olağanüstü gece ninjası geçit törenine dönüştürme zamanı. Tören liderinizi izleyin ninjalinolar. İleri! Kedi kulakları. Bir ses duydum. Harika. Bir de fotoğraf çekelim. O usta Feng'in kılıcı gece ninjası. Geri ver. Bizim küçük pisi çocuk gelmiş. Boş verin. Bu kılıcı o işe yaramaz usta Feng'den çok daha iyi kullanırım. Yani benim televizyon programım daha iyi olacak. Tamam kedi çocuk. Plan nedir? Süper hızlı kedi. Kedi çocuk. Bu gece aklınız yerinde değil pijama maskeliler. Kedi çocuk çok kızdı ve bize planını söylemedi. Sence ne yapmamızı istiyordu? Bilmiyorum. Hadi gidelim, hadi. Kamuflajlı kertenkele. Hadi ninja ninolar. Ha? Ha?
Hayır! Dikkat et! Ya! Yapışkan yıldız! Sıra geldi şahane ninja programıma. Ama alkışlayamayan heykeller ne yazık ki izleyemez. Hadi kuklaları bulalım. Kedi arabasına! Bu da neydi? Gitmiş. Ay ne ha? Kuklalar, hadi. Kuklaları buldum çocuklar. Durun, yoldaki şeyin ne olduğunu öğrenmeliyiz. Siz gidip ona bakın çocuklar. Ben de girip kuklaları izleyeyim. Yani ay kızına bir bakayım. Kamuflajlı kertenkele. Olamaz. Bu Cameron. Evet. Uykusunda yürüyor. Şu an uyuyor ama rüyasında yürüdüğünü görüyor. Onu yatağına yatırmalıyız. Evet ama süper hızlı ya da uçarak götüremeyiz. Yoksa yolda uyanır ve bu yüzden çok korkabilir. Evet. O kuklaları hemen geri ver ay kızı. Ha, vermiyorum kertenkele kafa. Güveler, hadi gösterin gününü. Hey, bu hiç komik değil. Evet işte, bu harika bir kukla gösterisi. Ne? İyi denemeydi kertenkele. Tamam, bir plan yaptım. Kertenkele,